Efendim merhabalar. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz kuşağında Antihero'ya hoş geldiniz. Umut'la beraberim. Umut'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Tam bıraktığımız yerden devam edeceğiz ve bu kısacık kampanyayı bu sefer bu oturuşta bitireceğiz demiştik. Değil mi? Bakalım hayırlısı. Allah büyük. Evet, burada The Palace'a girmiştik. Büyük. Bu neydi bu? Hane ile Dan adlı adamı dövdük. İtlik yapmaya devam ettik. Clergy gets involved. Bunu yaptık mı biz? Yapmadık işte. Burada kaldık değil mi? Yok, buradayız. Şey demiştik, evet değil mi? Corrupt Clergy oksimorondur. Hayır, orada değiliz, onu yaptık. Corrupt Clergy'yi yaptık. Yap. Play, o zaman next nerede? Ha burada next, pardon. Three Corners, tamam. Üçbaşı Mamur adlı bölümü oynayacakmışız. Şimdi Üçbaşı Mamur'un Gashford, Ignite's Territorial Dispute. Gashford'u tanımıyoruz. Kendisiyle yeni müşerref olacağız değil mi? Galiba. Evet. Gashford diye bir herif var. Adam çağırmıştık kahveden. Sen ablayı tamam. Paketledik işte. Ablayı şeydi, abla Yelpazeli abla bize dedi ki ben sana elimi bile sürmem, adamlarıma yaptırırım pis işlerimi falan demişti. Sarayı soymuştuk. Abladan önce gidip oradan şeyimizi almıştık. Tabii sanat... Evet. Sanat neydi? Sanatsız duramıyorum falan gibi bir şeyler vardı orada. Benim sanatta olan aşkım ortaya çıkmıştı. Oradan sonra da Gashford denilen it kavga çıkartmak istiyor ve kahveden de adam çağırmış diyor Umut'cum. Diyorlar. Diyorlar. Ben buna bastım. Yine mi Emma? Dur bakayım konuşuyor. Matilda fled the city in the dead of night. Matilda gece gece kaçmış. Yakmış karı şeyi. Brought Lightfinger to pick through the ashes and rubble that Matilda had left in her wake. Plana bak, kill Lightfinger diyor. Kadın bizi öldürme planları yapmış. Bunları çizmiş filan oğlum oraya. Evet evet. Kill Lightfinger. Tabii abi, plan of attack var. Öldür diye bak, orada benim resim var. Dagger'lar gidiyor. Kill Lightfinger, kırmızı çizgi. Emma buldu. Kadını yenince Emma kadının yaktığı, kendi karargahını yakmış kadın. Guild binasını yakmış. Oradan buldu bir planları. Şaşırıyoruz, çok şaşırıyoruz. Sonra beraber daha da şaşırdık. Emma ne yapacağız kızım? Bakalım. Gashford böyle bir adam Umut'cum. Mükemmel evet. Bir tip bence Gashford. Visit the Gashford... pictures. Evet söyle abi. Yok. Aynen önecektim. İlginç bir tipmiş gerçekten. Visit the picturesque Three Corners diyor. Git diyor, çok güzel yerlerdir diyor Three Corners. Oraları bir gör. Galiba burası böyle depolar, ambarlar, vinçler, bilmem neler görüyorum. Herhalde öyle bir distrikli şehrin. Dörtbaşı, üçbaşı mamur dolayısıyla. Diplomatlarımı getirecekmişim. Ve o diplomat bunlar. Şu özellikle diplomasiden çok iyi anlar. Bu siyasi ilişkiler mezunu. Şu da uluslararası evet. İlişkiler mezunu. Much wits with several esteemed gentlemen diyor. Tamam. Bir takım beyefendilerle zeka yarışı yapacağız. Ve bunun için de diplomatlarımızı kullanacağız. Tamam, sokakta adamların gırtlağını kesmek suretiyle kibarlık yapıyoruz. Play. Gashford gerçekten güzel bir insan ya. Ben beğeniyorum kendisini. Şimdiden beğendim, takdir ettim. Bu resmi kullanmak isterim yani. Oh yeah. I'm here. The Weasels. I'm here. I'm here abi, diyorlar. Burada ben bir küçük şey koyacağım. Not vereceğim. Sırf hani baştan başlamak zorunda kalma diye. Evet. Çok iyi anlatmadığı bir görev bu. Pis herif. Bütün hangisini üç tane gang var köşelerde. Şimdi o üç gang birer birer unlock olacak. There are grisly rumors about his guild's rituals. Şimdi bu herif bu arada galiba kasapmış. Zaten iki satırla geziyor evet. Bu. Eskiden kasapmış ve acayip huyları var bu herifin. Etle ilgili bir takım sapıklıkları var belli ki. Aşırı agresif, saldırgan bir kasapla karşı karşıyayız. Peki, evet. Gangcidir bu diyor. Ataksenimiz etrafı çok saldırgan bir herif var. Ganglerle menglerle devamlı saldırır bu adam diyor. Peki. Evet. Bak şimdi bir haritaya geçersen. Dövüşçü abi. Bir adam yani. Üç köşede birer tane gang var. Yeşil sarı turanj. Hepsi Gashford the Allied. Gashford neighborhoodları almadan önce bu üç gengi o baya yumruk tekme girme oyunu oynuyoruz Umut bu sefer. Evet tabii. Fighter'ız yani bu sefer. We for all bu. Bir de Lightfinger'ın kendisi geldi. Kıza sen çekil dedi. Burada ön kapıdan tekme oyunu oynuyoruz. Tamam, dayak oyundayız yani. Kill all three gangs and feel the rest of your victory banner. Yani üçü burada zaten. İki tane de victory point al evet. Diyor. Üç gengi de döv diyor. Pekala.
Pekala, şimdi harita... Yani zoom out yaparsan... Yaptım abi. Böyle birazcık bir kere oyna, öğren, sonra baştan başla, bir daha öğren, baştan başla görevi bu. Onun için sen çok sevmeyebilirsin. Bu değil şapkalı mi? Abiler, gangler. Weasel neydi, gelincik miydi? Soldan başlayacak. Evet, The Weasels ilk unlock olacak. Sonra Dead Roaches, en sonda Bilgewater unlock olacak. Unlock biz sırası var diyorsun. Oynarken Serbilent'le... Unlock sırası var diyorsun. Onları bir daha öğreneceğin şey asıl o diyorsun. Peki? Evet. Bir de burada hani adamın gerçekten agresif olduğunu, en azından biz zorda oynarken öyleydi. Biz iki kere dayak yedik burada Serbilent'le. Ondan ama sonra Serbilent beceremez. Normaldir yani. Hani evet. Biz beceririz şimdi. Normal. Doğru. Soldaki, yani şey soldaki... açılacak ve haldır haldır geliyor. Bunları hızlı hızlı avlamak gerekiyor. Evet, soldaki, sağdaki ve yukarıdaki sırayla unlock olacaklar diyorsun. Evet. Biz hızla soldaki, o zaman bu sırayla bizi hızlıca dövmeye çalışacağız, unlock oldukça bunlar. Yani adamın ganglerini hızlı yakalarsan hızlı geçiyorsun bu bölümü. Yoksa birazcık çetrefilli oluyor. Tamam. Çünkü herifin, dediğim gibi herifin resource'ları bizimkinden çok daha yüksek. Medium'da oynadığımız için biraz daha rahat olur ama hala daha yüksek olacak bizden. Dengeli değil yani, adam bam güm diye geliyor üstüne. Peki o zaman... Uzun oyunu kaldırmıyor bu harita. O zaman yavaş oynamayacağız, hızlı oynayacağız ve agresif oynayacağız. Belli ki biz de öyle yavaş yavaş geçen sefer yaptığımız gibi şöyle bir build up yapalım, kartop etkisiyle üstlerinden geçeriz, olmayacak yani. Evet, o olmuyor burada. Peki ben o zaman research'lerime gidiyorum izninle ve bu iş için en iyi şeyler. Benim dagger'ım kesin gerekecek, reinforced olarak gerekecek belli ki. Yani benim de atak yapmam gerekeceğini tahmin ediyorum. Olmuyor işte abi, o şeye bağlı. Gang, ilk başlattığın gangin dayak yiyip yememesine bağlı oluyor dagger ihtiyacın genelde. Dayak yiyip, benden dayak yiyip yememesine. Ya, yani hayır şey, bu ilk ganginin adamdan dayak yiyip benim gangimin, benim gangimin. Tamam, anladım. İlk gang ölürse ben girmek zorunda kalacağım. Ölmezse şey, bir roundda bir tane resource çabalıyoruz. Genelde çabalıyoruz. Öyle oluyor. O zaman abi zaten Cooking Scout gang her zaman gerekiyor. Ama belli ki bu sefer Scout'u öteye bırakacağız herhalde. Ama cooking gerekir be abi. Cooking'siz olur mu ya? Cooking'le açıyorsun mecburen zaten. Yani onun dediğim gibi değişik bir açılışını çok çok nadir trading gördüm. Trading House'a cooking koyacağım. Başka türlü bu research'ler olmaz. Peki. Cooking yapacağım. Çocukları Trading House'a koyacağım. Ondan sonra da ben burayı scout etmeye gideceğim, bu bölgeyi. Orası otomatik açılacak. Yollar da açılacak. Öyle bir değişik bir mekaniği var bu işin. Yollar da açılacak diyorsun. Evet. O yüzden yani işte sırf bu yüzden ben birazcık araya girdim. Bu görev dediğim gibi birazcık garip diğerlerine göre. Gir tabii. Aa, sol taraf açılacak abi. O soldaki gang de sağa doğru yürümeye başlayacak. Onun için aslında mantıklı olan sağdakine doğru unlock etmeye başlamak. İkinciye doğru. Ha, bu zaten kendi gelecek. Bak. Evet. Güzel. Onu ortalarda yakalayıp sonra ikinciye kafa atınca falan çıt diye geçiyorsun bölümü. Ben anladım. Böyle denk gelmezse de uğraşıyorsun. Bu senin fikrindir. Serbilent bu kadar güzel plan yapamaz ya. Serbilent bunu planlamış olamaz. Bence bunu sen becermişsin. Serbilent'le oynadık bunu 3 kere mi? Dayak yedik zorda. Tamam, tamam. Ondan sonra ikimiz de anladık. Sonra Serbilent'e gitmesi gerekti. Ben tek başıma geçtim. Bilemiyorum. Evet, ben ne söyleyeyim. Diyorum? Ben ne diyorum işte? Ben ne diyorum? Tamam. Serbilent'e de selamlar, sevgiler gönderelim. Ben bunu Serbilent çözemeyeceğini tahmin ediyordum. Umut çözmüş. Bu adam zaten kendi gelecek. Onun kendi gelişine voleyi vururuz. Biz bu arada burayı hızlıca açalım. Güzel bir plan. Falan. Ben burayı scout ettim. Ne haber piç kurusu deyip bunu buraya yolladım. Bu zaten açılış oyunumuz. Ben son kalan şeyimde de bir yeri scout edeceğim. Herhalde buraları scout edeceğim. Nereye kadar gidebiliyorum ki? Bu kadar zaten. Şu üçlüyü. Başka yapacak bir şey yok. Ne dersin? Okey. Yani ben orayı yapmak yerine Windows Wall'a falan girmeyi tercih ederdim açıkçası. Çünkü para da lazım bir şekilde. Para da lazım, evet. Yalnız bir lag var Windows galiba. Bir lag uzaktan var galiba. Bakıp Windows Wall diye okumam çok iyiymiş Windows Bale'ı. Windows Wall. Wallpaper'dan geliyor. Bir dakika durdum ben. Peki abi Windows Wallpaper'a giriyorum. Burgle diye giriyorum. Öbürüne girebiliyor muyum? Aynen. Oraya giremiyorum. Değil mi? Ama buna da giremiyorum. Ha, giriyorum. Yok. Çünkü bunun yolu var. Giremiyorsun. Giriyorum mavi abi. Ya uca giriyorsun, öbür uca giremezsin. Heh, çünkü evet, bak öbür uca gitmek için 3 mavi harcayıp açacaksın, ondan sonra oraya gireceksin. Buranın yolu mavi, buranın değil zaten, gri gösteriyor. Önce bu yolu açman lazım diyor. Tamam. Windows Wallpaper'a baktım, zaten orada çıkacak. İşte bu kadar. Hayır.
burada çıktı. Estet ilginç. Ama sanattan anlarım. Şimdi sanat benim ne işime yarar ki? Para mı veriyor sanat bana? Ya buradan ne çıkacağına bağlı. Eğer buradan sanat çıkarsa iki yani her seferinde değişiyor bir de. Abi sanat ya da yani para. İki lantern bir gold veriyor sanat. Jewelry ise jewelry veriyor. Para veriyor. Evet. Evet, o zaman buraya baksak iyi olacak bir dahaki round herhalde ya. Mı? Alelacele gideceğiz mi? Ben enter dedim. Ne düşünüyorsun? Bence onu acil değil abi onu. Yani para için diyorum abi. Paraysa yapmaya bile zaman var. Doğru söylüyorsun. Onu çalmak bile zaman. Gel bakayım agresif kasap. New contract. Peki. Beş hit point diyor. Adam topluyorlar. Aynen Umut. Böyle olacak abi. Oyun ilerledikçe gengler zorlaşıyor çünkü gengler de şişiyor. Bak gitti hemen sağ tarafa, gidip o köşedeki adamı öldürdü. Artı bir atak aldı. Evet, Gashford'un kendisi de buralarda dolanıyor. O da bayağı agresif. Gelip satırla vuruyor yani. Evet. Acımıyor. Fena halde üstümüze sürüyorlar. Abi o zaman ben scouting yapacağım. Yani madem... Evet abi yani... Burayı açmamız lazım. Bol bol burgling. Yalnız bir saniye. Şu an değil. Şu an bir değişik bir karar var bak önümüzde. Bu refi öldürme kararı var. Sol tarafımızda soru işaretli neutral var. Biz sağ tarafımızda neutral var. Bu bize aslında gang bu tur almak etmek için gang açmayı şey yapıyor. Çünkü iki tur boyunca gangin hata olacak. Sonrakinde zaten yeni spawnlar olacak o zamana peki kadar. Peki. O zaman birini bir açıyorum. Bir hit point ise hemen gangi basıyorum. Bence öyle yapalım. Sonra da uzun domuza gireriz. Uzun domuz. Şuraya gidelim abi. Bıtı. Bıtı diye. Bir hit point. Merhaba. Açıyorum gengimi. Evet, yani scout'tan daha değerli olduğu anlardan biri bu. Bu görev, gang görevi olduğu evet, için. Evet. Burada biz fighter'a ihtiyacımız var. Bu herifi bir halledebilir miyiz sayın gang? Bıgı. Şimdi abi gengimize ne alacağız? Abi biz burada Gold'a Mold'a giderek bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. Eviction oyunu denedim ben, olmadı. O zaman bayağı adam öldürme. Glass Cannon yapacağız abi. Glass Cannon gangler yapacağız. O da kolay bir şey değil. Sürekli yeni mama lazım onu yapmaya. Yani evet, sürekli yeni mamayla bunu 4'e çıkartıp sonradan Gold alıp arada adamın gengini yakalamaya çalışıp kendi gengimizi yakalatmamaya çalışacağız. Oyun bu aslında. Kendi gengimizi bakalım nasıl yakalatmayacağız. Neyse artı bir damage. Tabii başka bir şey olur da değiştirmemiz gerekmezse yönümüzü. Şimdi buradan benim gidip gidebileceğim yer burası. Burayı scout ediyorum ben. Ama bu round vuramayacak ki benim gengim. Değil mi? Ya bence şu an uzun London Pig'e girelim yine. Şurayı biz değil daha mi? Çok burayı... erken... Evet. Hayır o değil. Niye evet, o değil? Israrla. Aa, iki move'um var oğlum. Ben 3 move'um var diye düşünüyorum. Yok, evet. Tamam. Scouting yapmış verdi. Olduk. Ben 3 move oynuyorum yani. Bir hep şey yani yaptık bu ya. Tür... Çocuk scout evet. Gang gittik ya. Ben hep böyle 3 move'la hızlıca oynamaya alıyorum. Tamam evet. Abi ne fark eder ki? Şey iyi olurdu. Bu tur girebilseydik bir yere bir tane şey bıraksaydık. Ney? Urchin. Nereye? Yani %30 şansımız vardı canım. Yani doğru yere tamam, buraya girip bulabilseydik diyorsun. Bulamadık evet. Diye varsay. Ben 2 move'um bak. Bunu unutmamam lazım. Şimdi 3 olacaksın onu unutabilirsin. Şimdi 3 olacaksın. Gereken zamanı kaçırdın. Tamam, o 1 round'dan ibaretti zaten yani. Hop, Greater Wealth Infiltrated. Her yere giriyorlar. Abi evet böyle oluyor zaten. Snowball ediyor adam seni. Tamam. O zaman 8, abi. 9. turda oyun bitiyordu zorda. O zaman şimdi bunlardan birine giriyorum ve burayı scout ediyorum. Yani, şu andaki plan o. Aynen öyle. Plan o. Şurada şu galiba bu. Sen bilirsin onu. Yok ya. Bugün bir şeyim. Trading house. Bir tane daha. Ne işe yarar? 2 tane research. Hızlı research etmek ne işimize yarar? Abi çok işimize yarar. Poison bir kere o 2 tane additional şeyi gang. Bribery ile almamıza yarar. Second gang var. Oraya gitmez miyiz? Second gang'e ya da sister'a gitmeye yarar. Sister daha iyi olabilir burada. Neden? Sister çok damage vurmaya yarıyor. Adamın gang'inin çok hit point olacak mı ki? Olacak. Adamın gang'inin çok hit point olacak bir kere. İki,
İkinci gang de başladığında düşük enerjiyle geliyor. Onları hani birazcık ramp up'ı olan bir şey ki gang. Çok fazla target bulup onlara vurup vurup level atman gerekiyor. O zaman şöyle düşünelim mi? Buradan Jewelry çıkarsa Sister'a gidelim. Jewelry çıkmazsa... Evet. Düşünürüz. O zaman second gang'e gitme ihtimalimiz var. Yani ama buralara hızlı gideceğiz diyorsak eğer gerçekten çocuk... Buraya da çocuk yani trading house'lara çocuk lazım. Evet. Bak bakalım bir önce. Şu gang'e level'ımızı alalım biz. Şu an biz tamamen şey avlıyoruz ya. Adamı avlayabilir miyiz'e bakıyoruz. Adamın gang'lerini. 2 ile burası... Bir... Ha, bunu öldürüyorum abi. Öldüremiyorum. Arkadakini öldüremezsin şu an. Buyurun. Fıkıta. Arkadaki bu tur ışınlanmazsa bir yere damage. Kesin damage. Aşağı ışınlanmazsa indiririz aşağıda. Şimdi çocuk alacağım. Işınlanmazsa dagger alır indiririz onu aşağı. Çocuk alacağım ve kendime ekstra movement alıyorum. Evet, scout'u alalım. O trade house'a girelim. Girelim, İçinde çocuğu da yollayalım. Long peek. Gel bakalım evladım. Bize para lazım. Para nereden bulacağız? Evet, gang'i de bufflamadık. Gang adam dövüyor. Yani zaten biz aslında teknik olarak önceki bölümü yanlış oynadık. Önceki bölümde önce scout edip sonra çıkan şeye göre gang ya da scout diyebilirdik. Şuradan gelebilir bak. Buraya gitmenin bir artısı daha var. Biraz daha bölgedik ama bu zaman alan bir şey. Çok yavaş, evet, çok hızlı bir oyun değil o yani. Evet, ikinci gang gerçekten yavaş bir oyun. İnşallah Jewelry çıkar şeyden, Windows Mail'dan. Windows Mail. Windows Mail. Çok güzel. Microsoft Mail. Gang geldi. Aha geldi herif. Dibimize geldi. Yakalıyoruz onu biz Brand. Vallahi yakalayabiliriz bu tür. Yaşford bir Black Mail. Çok hızlı girişiyor ya. Bir kere şeyi unutmayalım. En soldaki yer bir church ve 3 tane urchin var orada. Oyunu uzatmamız gerekirse... Ah be abla gitti. Mrs. Piggott dünyanın öbür ucuna gitti. Ama ben evet. Bu adamı buradan bulabiliyorum. Açalım şerifi. Weasel'ın kaç hit point'u var bakalım. Sayın Weasel. Naber? 1000. 5. 5 çok. 5 çok. Ah be. Abi öyle bir durum ki şu an gidip vurursan ağzına dönüp vuracak sana. Bir hit point alsak yine dönüp vurur gelir satırla vurur kafamıza. Biz bıçak alsak 4 vurabiliyoruz. 4 vuruyoruz bıçakla. Ne kötü oldu. Vallahi ne kötü oldu. Görmediğiniz şey yok. Bir yerleri scout etmemiz lazım yine. Bir silver tambu, milver tambu bir açalım bakalım. Estate. İki tane estate bulduk. Birinde para var. Biz şeye gideceğiz. Ya ben bu işten anlıyorum. Sen beni dinlemiyorsun ama ben bu estate sanat şey meselesini evet. Anlarım. Üst sınıf adamıyım yani hani. Evet, belli ki öylesin ama abi. Ama öleceğim şimdi yani. Üst sınıf adamı olamayadan öleceğim yani. Yani onu nasıl yapacağız? Ölmezsem yakında üst sınıfa atlayacağım ben. Nasıl becereceğiz abi bu adamı? Ne hayal? Soygun yapacağım başka bir tane daha scouting'e değer mi? Değmez, ne yapacağım ki? Bir de bu gang yok ne yapacak abi? Yok abi değebilir abi? Şu gang boş durmasın ya. Olacak abi? Evet, gang boş durmasın, doğru söylüyorsun. Sen o yolu aç. Ne oluyor lan burada? Bak burada o çıkan diğer 5 hit point'li gang aynısı öbür köşede de var. Bunlar köşeleri tutuyor. O gang unlock olana kadar duruyor bunlar. Unlock olduğu anda gidip gang'e katılıyorlar. Anladım ama biz şu anda bu gang'imizi kaybettik abi. Niye? Vuracaklar öleceğiz. Ama görmeyebilirler. Şu an bizim thief'in bulunduğu yerden vuracak ona. Orası daha unlock değil gördüğün gibi. Ha, biz de buraya scout edip vurursa ölürüz. Evet. Ki ona da yapacak bir şey yok. Yok. Bu riski alacağız mı? Yok evet. Şimdi o zaman ben bu damage'dan sonra yani, eviction mi alacağım diyorsun? Yok canım eviction almayalım abi. Sen yine damage'e devam.
Doğru, başka türlü biz nasıl adamı yakalamaya çalışıyoruz. Şu an o riski alıyoruz. Hani geride durup da adamımıza iki dagger alıp, ikinci level dagger alıp beraber öldürürüz yakalayınca diyebiliriz. Şu anda ama alacağım o zaman. Ölmeye, ben bu round satın aldım mı bir şey? Abi bu round şimdi şey kararına veriyoruz. Yani bir sonraki satın alışımızı almadık daha bu tür bir şey. Abi ama yani galiba soldan ya dagger'sız Diamond'da nasıl olacak diye başlayacağız biz. Dagger'sız nasıl olacak abi bu iş? Abi yani dagger'ı alacağız vuracağımız tur. Ha, vuracağımız tur alacağız. Tabii doğru, şu anda anlamı şimdi yok. Şimdi explosive'a bas sen abi, explosive'a evet, bence. Bombacıyı aldım. Jewelry bize para verir, sister'a gideriz. Adamı yakaladığımız yerde sister göndeririz. Gang de yol açar sister'a. Sister için para lazım sadece. Abi, evet. Tek o. Buraya girdik bir kere artık. Eninde sonunda o dagger alınacak. Bu oyunu daggersız yapmak mümkün değil. İkinci level dagger hem de alınacak. Ben yani bu hit pointleri görünce anladım yani. Hem sister hem biz ikimiz vurunca falan olacak. Explosive'ci geldi bu arada. Bu herif ne yapacağım ben? Bir süre duracak öyle mal gibi ya da bir yeri koruyacak mıyız acaba ya? Abi onunla bence bir yerleri açalım bize. Nasıl açalım? Ha, scout edelim tabii. Şurayı scout edelim. Evet bakalım, evet bedavadır. Galiba kötü bir fikir değil. Aa, estate etseydik. Strange Fellows Club. Buldun. Kolaya gang almaca değil mi? Ucuza gang, tag almaca. Evet. Gang diyorum. Tag almaca. Yani tagları bu bölümde neyle kullanırız? Anca ucu zor tag kullanmak bu bölümde. Yol kapatmak için kullanılabilir. Adamımızı korumak için kullanılabilir. Gangi korumak için. Evet. Çocuk alıyorum. Çünkü hani hit point çok işe yaramıyor gördüğün ya, gibi. Ya çocuk alıyor muyum? Vuruyorlar yani. Yolla bir tane. Nereye? Mi? Deftedir'a. Yollayacağız herhalde bir tane adam. 3 gold. Ama alacağımız zaman yollarız ya. Değmez gerçekten şu an. Gerçekten hani adam mi almasın diye gönderelim diyordum ben. Adam eline geçirmesin diye. Birinci level'ını alamasın diye. Doğru aslında. Alamasın evet. Yani birinci level'ını. 3 para çok bilemedim, oğlum. Sana bırakıyorum o kadar. Ben de bilemedim abi. Çünkü şu ana kadar oynadığımız oyunlardan çok farklı bir oyun oynuyoruz. Şu ana kadar her evet. Yere çocuk yolluyorduk. Ve yavaş oynayabiliyorduk. Rahattık yani. Rahat olmadığımız bir oyun ilk defa oynuyoruz. Göndermiyorum ya. Para lazım oğlum. Neye lazım? Para neye lazım? Bir dakika, neye lazım? Sister'a gidiyoruz dedik ya abi. Sister'a para lazım. Sister pahalı bir şey. Peki, göndermiyorum çocuk. Çok farklı bir oyun oldu gerçekten. Yani adam 3 tane, bir de adam bir yerden sonra snowball ediyor hani. Edecek tabii canım, belli. Hızlı objektif alıyor. Bak orayı infiltrate etti. Aha gang'i yakalayacağız bu sefer. Yürü be. Biz gang'imizi kaybedeceğiz. Kaybetme ihtimalimiz var. Yani sonra vurduktan sonra back attack'ta diyorsun. Vurduktan sonra evet. Tamam. Abi evet, kaç canı var? 5. Bu sefer almak dagger. 5 hadi bakalım. Ayda önüne adam çıktı. Yapma ya. Haydi şansa bak. Vallahi çıktı. Herifin öldürdüğü yerde adam çıktı önüne ya. Tamam o zaman şu herifi öldürelim abi. Abi o herif zaten otomatik gideceği için. Hayır ya, öldürürsek de gidecek mi diyorsun? Öldürürsek belki gidemez. Öldürmek şeysiz değil. Yanlış anlama. Öldürmenin de faydası var. O gidecek. Dolayısıyla şapkalı yani onun yanındaki gang hit point alamayacak. Bir de onun yanındaki gang'i snipe'lama şansımız olacak. Şeyi bu diyorum, beşliği öldürürsek. Bu herif bu beşlik gidip buranın açacağı gang'e katılmayacak mı abi? Hayır, sağdaki gang'e katılacak. Ha, ama onun katılamamasını sağlamak iyi bir şey değil mi abi? Evet ama vurduğun anda adama görünür yerde kalıyor olacaksın. Biz şu an dagger unlock edip o herifi öldürebiliriz. Tabi. Biz sol tarafa baksana abi. 3 action'ımız var. Yok, İki yol yok. 2 action'ın orayı açma şansımız yok soldan. Dolaşarak falan buradan yok. Buradan dolaşmanın 1, 2, 3. Yolu yok. 1, 2, 3. Bir kare eksik kalıyoruz ha. Tüh. Kısmet. Bilemedim ya. O adamın gang'i yakalamıştık aslında. Ne güzel olmuştu. Olmadı.
Ya bırak, gidemiyoruz madem. Şu anda başka bir şey düşüneceğiz. Evet. Biz bu round bu herife giriyor muyuz? Yok, girmiyor. Bu herife girmiyoruz hadi demek. Hadi ha, deneyelim. De... Önce bıçakla. Abi bir de Geng'in hiçbir işe yaramadığı bir round diye bir şey olamaz yani. Bu Geng başka bir şey yapabiliyor mu? Bu Geng başka bir şey yapabiliyor mu? Hayır. Evict ediyor ve adam dövüyor. Ama o zaman aldıysan bunu kullanacaksın. Madem burada bir yerde kullanacağız abi. Gidebileceğimiz bu buralar var. Yani evet, daha ona şey açma şansımız var da hep gözükenlerden açıyoruz zaten. Yani buralara da gidiyor ama sonunda bu gengi kaybediyoruz ve sonra bunu dövecek gengimiz kalmıyor. Sister bulmamız lazım. Aynen, o işe dönüyor işte. Onun için gengi tutmak bu bölümde hani geng boşa akıyor diye bir şey her zaman doğru demek değil. Bu saatten sonra. Peki Jewelry'ye hani... gittiğimizi düşünelim. Jewelry'ye doğru yani gidiyoruz. 4 vuran gengin varken dur abi dagger yapacağız eğer yok, şeye vuracaksak. Biliyorum. Basmıyorum bir şey. Jewelry'ye gidip oradan Sister'a 8, 6 artı 2, 8. Bu round Sister açabiliyoruz. Sister almak para değil mi oğlum Sister? Bize para lazım. Biz para bulamıyoruz. Birinci Sister bedava geliyor abi. Tamam eyvallah, ama sonra da biz Sister oyununa gidiyoruz şu anda ve ona para gerekmiyor evet mu abi? Ona da Jewelry ve şey dedik işte hani. Estate'lerden ne çıkarsa bahtımıza. Tamam, o zaman estate'leri yani scout etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Bir kere. Bir şey diyeyim mi abi? Gel bir deneyelim bu senin dediğin şeyi. Hadi ben ikna oldum. Oturduğum yerde demlendim ben burada. Adamı öldürmeye mi? Bu. Adamı öldürüp, bakalım nasıl gidecek. Adamı öldürelim. İki tane de estate'i scout edelim. Yani bir estate'i scout edebiliriz. Öbürü edildi zaten. Ha bu scout adamı öldürelim. Işte estate'i scout edelim. Üçüncü action'la da bir yere bir şey yapacağız. Adam. Evet. Önce... Biraz daha unlock ederiz Wormy Pair'a doğru. O gengi aktif olmadan döveriz. Sağdaki Dead Roach'ısı. Hemen şimdi bir dahaki round gang satın alacağız diye düşünelim. Artı bir gold perkin ya, ne alacak işte. Gold olabilir yani, şu an karar şöyle bir şey. Eviction işe yarar aslında, hani gengin boş durduğu turda gider eve girer, adamı birazcık yavaşlatır diyebiliriz. Ya da gold deyip Sister'a para toplayabiliriz, gengimiz ölmezse diyebiliriz. Ama gengimiz ölecek. O gang öleceği için bilemiyorum. Genglerimiz ben ölecek bizim. Evet. Ben galiba bu oyunda parayı gengden değil, parayı başka bir yerden. Mesela şu jewelry mesela iki taneden. Yani o da jewelry çıkmadığı tur ağlarız da. Çıkar şimdi çıkar. Ben estate'den alırım. Çocuk çekiyor muyuz şimdi? Sen estate'den anlarsın diye güveniyorum zaten. Tabii işte, teşekkür ederim. Çocuk çekmiyoruz. Sağ tarafı bir açsak. Çocuk çekmeyelim oraya, evet bence. Buraya kadar değil mi benim scouting'im, nereye kadar? Ya zaten o köşeye kadar. Abi şurayı... Zaten 3 görebiliyorsun. Ben şimdi burayı açamıyor muyum buraya gelince? Hayır. Bunun dibini görmüyorsun. Bulunduğun yeri görüyorsun. İki parayla mı gideceğim buraya yani? Orası iki para. Bir ya buna bu tur gidemeyeceğiz zaten. Evet. Ama bir sonraki tura yatırım olarak basılabilir o tuşa. Bastım. Bir de estate'e girelim. Şu Windows estate neydi? Windows Mail. Windows Mail'e girdim. Para geldi 2. Neyci oldu şimdi, nasıl, ne zaman çıkıyor neyci oldu? Daha refresh olmamış. Ha, bunun neyci oldu? Bu neyci mi, o civilci? Diamond diyor orada. Sen de bir diamond de bak, ben diamond'dan anlarım. Nerede, burada değil mi? 4 gold. Her round bu evleri soyarım ben. Her round soyamıyoruz galiba. Her round olmuyor evet. Kız kaç para? Kız kaç paraya satın alınıyor? Kız 8 miydi, 9 muydu, neydi? Paramız yetmeyecek. Tamam, Anton. Evet, para şu an sıkıntılı. Hani çok rahat değiliz para konusunda. Ama çıkmadı estate da yani. Estate çok güvenli bir şey. Çıkmadı yani. Hani banka manka da çıkmadı. İki tane trading house'dan bizde ikisi... Aha. Ne o adam? Aha geldi vallahi, diamond geldi. Aha bu da dibimize geldi. Aha bu da yanına geldi. Ama ikinci Black Mail'ini aldı. Aha bu da Black Mail aldı bir tane daha. Ölmedik mi lan yoksa? Yok, ölmedik valla. Galiba aa, ölmedik deli ha. Deli gibi para topluyor. Ya abi şu an şey modunda o. Snowball modunda düşman. Hani biz aa ne güzel bir turu da geçtik derken oyun kaybedeceğiz. Nasıl kaybetmeyiz şimdi bir düşünelim. Of, bir sürü option'umuz var ha.
İşte önünüzdeki hatunu dövmek 1 puan, victory point. Sağdaki gengi dövmek çok değerli. Soldaki gengin önü yine bloklandı, inanamıyorum yani. Ya boş ver onu, geçti o. Sen burayı düşün, oraya gidemiyorsun. Ama o en büyük value, gözümüzü kırpmadan vuracağımız adam o yani. Tamam da onun için gidemiyoruz. Nasıl gideriz? Bir dur, sister alabiliyor muyuz bu tur? 6 paraya sister alabileceğimizi sanmıyorum. Para önemli değil şu an. Ha tabii, research. İyi, o da yok, o da mümkün değil. Daha jewelry'yi almadık ki. Jewelry'yi açmamış. Buram jewelry'yi açacağız. Buram jewelry'yi açacağım. Evet. Ve adam döveceğiz. Ne yapalım? O zaman seçeneklerimize bakalım. Ya şunu bir öldürelim bir kere. 4 hatamız var ve buradan victory point. Ama sağdaki gengi de dövebiliriz. Aciliyeti var mı? Soldaki önüne kadar yok aslında ya. Evet, bu victory point. Victory bir point abi. Ama biz yine dövelim victory abi, point. Abi demin gitti. Ay olmadı. Demin gittiğini gördük. O zaman ben de yolu dövüyormuşum zaten. Buraya dövüyormuşum. Çünkü gang gidemiyor. Burası tıkalı olduğu için gang... Yok yok abi, yolu dövme. Dur bir dakika. Biz bu tür şey açacağız. Ne denir ona? Burglary açacağız. Değil mi? Ama bak, ne işe yarayacak? Üstteki işte estate'te adam yok. İlginç şekilde. Gidemiyorum galiba abi. Bir bug gidemiyorum. Mu oldu, ne oldu? Özgür abi şeyde aşağıda bir kare ya, şey şurayı var ya, açmam onu, lazım. Onu açınca gideceksin. Boşu boşuna bana şey harcayacak, tamam. Ama burayı soyamıyorum da şu anda. Ya ikisinden birini soyabiliyorsun zaten sen. Orayı soyamamanın sebebi şu an teknolojisini açmamış olman. Aç teknolojisini, yapacağız bu tür benim. Ben sanıyorum cooldown demek o. Ama ben onu cooldown sandım be. Herkesi soyun. Tamam. Şurayı... Yukarıdakinde bıçaklayacak bir guard yok. O muhtemelen sabotör açtığı için orayı. Abi ben burayı açıyorum. Bu herifi öldürüyorum. Evet, gengle buraya giriyorum bir kere. Abi dur. Orayı açma başına yine. Yukarıdan aç ki bir sonraki turlara bir faydamız olsun. Yukarıdan nasıl açacağım abi? Yok. Sol o üçlünün sol tarafındakine bas. Oradan. Aynen. Böyle git diyorsun. Evet. Buranın açık olmaması bizim başımıza bela olacak ha. 1, 2... Abi şu yukarının açık olması daha iyi şu an için. İleride iki. Gerekirse aşağıya da açarız. Pınk. Ya bu arada o adamı bıçaklamana evet. Gerek yoktu abi. Biz yukarıdan açtığımız için bizim gengimiz zaten gidebiliyordu aşağıya. Para dedim ya. Üçüncüyle de kontrat kon. Ama para... genge ekmek olacaktı o bir tur. Sakin. Ama gengin de önü açık. Bu ne? Paraya gold bas mu? Abi şimdi evet. Artık paraya bas. Para. 2 gold, 2 gold. Gengin önü scouted değil. Belki şey olur. Ben burayı soyuyorum. Ben bir oraya gir evet. 4 altınımızı alalım. Kız research'ı kaç para? 6. Gelmiyor 6 bize. Bu hiç güzel o değil. O kötü. Hiç yapacak bir şey yok. Evet yani belki bulmaya çalışacağız belki bir sağa sola girerek sonraki tur falan. İki çocukla lanternin ikincisini almak için 7 para harcasam. Kötü bir fikir. 5 para kötü kalıyor. Kötü bir fikir değil, evet. Düşünüyorum 5 para kalıyor ama o zaman kıza Windows mail'i de soyarsak kıza da para yettirir miyiz dersin? Abi kız bedavaya gelecek zaten doğru, bir tanesi. Doğru tamam. O zaman makul abi, iki çocuk gönderiyorum Hanfik'e ben. Yani ikinci daha sonra alacağımız kızın parasını da toplarız diyerek öyle bir riske girilebilir evet. 7 gold batırılabilir şey hani bir sonraki tur hazır olmak adına gerçekten. Ki bence... eğer adamın gidip şu soldaki herifi döverse biz de gidip onu dövebilir o hale gelir. Abi başka türlü çünkü istediğin hıza ulaşamıyoruz. Şu anda bile ulaşamıyoruz belli ki ama. Hayvan gibi research'a tıkladık. Şu anda biz bilimle adam döveceğiz. Bilimle adam dövmenin yolu nedir? Kızdır. Sonra da bribery alacağız abi. Ama bunları bir şekilde almamız gerekiyor. Onları bam güm döveceğiz artık. Sister açtıktan sonra daha ne açacaksın? Can attack once per turn. For two demek. Ne demek bu ya? İşte herkes bir kere atak yapar turda diyor. Ya ben ne? 2 damage. Bu ne? Ha benim zaten normalde damage'im yok değil mi? Doğru. 2 damage vurmamı sağlıyor. Evet. 3 damage vurmamı sağlıyor. Tamam abi şu an güzel yerdeyiz. Bu öyle mi diyor? 3 damage vuruyorum.
Abi, yani artı bir demeyeceğim. Research işte. Bu çok iyi bir upgrade. Çünkü gang gibi ben ölemiyorum. Ölmeyen adamın... Abi o kadar iyi bir upgrade mi ben bilmiyorum. İyi açıkçası. Çünkü abi gangdeki... bir kere bastım. Gangdeki tehlike gangi diye. buff'lıyorsun gang ölüyor. Bu ölmüyor abi. Bu her round 3 vuruyor. Ama gangi buff'lıyorsun gang 1 yol tıkayabiliyor. Sen tıkayamıyorsun. 2-4 golda kadar gold kazandırabiliyor. Gangin olayı adam öldürmek değil ki sadece. Evet, yok. Ben bu gangden daha iyi demiyorum. Bu şu anda yapmaya çalıştığımız şey açısından... Ona buna damage vurma mission'ında ve çok science'la oynuyoruz madem. Burada damage var, burada damage var. En büyük direct damage'lar bunlar yani. Ben şu anda aslında magic missile atmaya çalışıyorum yani. Yani işte o 3 damage her zaman olaya yetecek anlamına gelmiyor ya. Şey için önemli oluyor. Aksiyonun sınırlı. Gang bir tane bir kere vurabiliyor. Sen bir kere vurabiliyorsun. Sister kaç kere satın alabilirsen o kadar vuruyor. O da bir kere alıyorsun genelde. 3 tane hatamız var yani. Zaten en büyük engel... Çoğunlukla en büyük engel kaç hit pointleri olduğu olmuyor. Kaç tane atak yapabileceğin. Oraya kadar yolu temizleyip de adama yeterince vurabiliyor musun? Bunda da öyle oldu. Abi bu round bir şey yapmıyorsam geçiyorum ben bu round'u. Tabii bence oldu bu round zaten. Daha ne yapacağız? Bu adamın ne yapacağına bağlı şu an. Scout edilmiş bir yerde değiliz. Evet, safe bir yerdeyiz. Bakalım o gang gelip şey önündekine vursun lütfen. Başka bir şey istemiyoruz. Oraya, assassination'a gitti. Oraya gitti. Olsun, bir adımda ulaşabileceğimiz yere gitti. O köşedeki şeyi kaldırmanın artısını gördük. Çocuk koydu Strange Fellows'a. Oldu galiba, evet. Yukarıdaki genge giriyoruz Brand gibi görünüyor şu anda. Abi bu tur o iki gengi de öldürüyoruz. İkinci gang nerede? Bu şu aşağıdaki gangi, Dead Roaches. Birine Sister, birine şey. İkisini de bir scout eder misin? O zaman iki tane scouting lazım şu anda. İki scout sonra Sister'a bakacağız. Sister'a şeyimiz yetiyor mu? Research'umuz yetiyor. Evet. Peki. Yes. Sister'ı aç abi. Başka bir şeye basmayacağız. Yani. Tamam. Sister'ı öyle verin bana. Yok. Bana bir Sister verin. Tüm yatırımımız böyle bu ikisini yakalamak üzereydi. Yakalamış olduk. Şimdi bu herifi scout et. 5. Öbürünü de aç abi bir sana zahmet. Bunu sonra ben öldürebilirim. Buraya gitmekle buraya gitmeye aynı yerden gidecek zaten. Aynı şey. 3 kare. 5-5. İkisini birden öldürüyorum abi. Aynen öyle abi. Sen buna bir vur. Gengimiz açıkta kalıyor bu sefer artık. Evet canımız yani hiç umurumuzda değil. Siz sıra almak etmişiz. Geng bitmiş umurumuzda değil. Yani. Bence de. Biz becerdik şu ana kadar. Pıka yapılması gerekiyor. Sen bir git. Gang eliminate. Zaten bu bir vuruşta amirim. İki de para. Teşekkür ederiz. Gold Turkey ters bir şey olursa. Para seç para. Ters bir şey olursa diye. Kızım şu adamlardan kurtulmamı sağlar mısın? Bak bakalım biz orada mıyız. Bir sonraki turda hatunu öldürürüz bu hatunu. Olur. O zaman sıra gelince. Şu anda önemli olan ayı gibi science yapmanın bir artısı. Açıldılar bu galiba. Bu herifin 3 atağı var şu an. O gelip bize vurur öldürür. O gengin lideri Bilgesu. Bilgesu diye bir herif var burada. Tamam. O gelip bizim gengi vurursa bir sonraki turda onu da öldürürüz. Oyunda kazanırız. Ya vursun bakalım. Bilgesu önemli olan. Bilgesu lazım. Bu herifin normal victory pointleri var. Bizim ise buraya 3 lira doldurmuş. Tamam. Kadını dövüp gengi döversek oyun bitti zaten. Aynen. Kadını ve gengi döversek oyun kazanırız. Sıra bize mi geldi? Böyle yapabiliyoruz bir sonraki tur bunu. Ha, ben turu geçmedim galiba. Değil mi? Evet, turumu geçmedim. Aynen. Yapacağım bir şey var mı? Yeşil çek. Yok abi. Kız kaç paraymış? 9. Bana kaç para geliyor? 0. Önemli değil o para bulmak. O bir parayı bulmak dünyanın en kolay işi. Bir yerden buluruz. Evet. O zaman yani bu turu boş geçiyorum. Şeye basıyorsun abi. O tur upgrade yapmak yerine 4 gold deyip oyun kazanacağız. Bakalım adamın ne yapacağına bağlı şu an. Bu turu bitirip bitiremeyeceğimiz. O adam bu taraflara bir yerlere gelirse hop GG. Oyun bitti. Üçü nasıl vuracaksın? Abi bir gengini öldüreceğiz. O bir şey yapamaz duruma gelecek. 5 oldu. Bir objektifimiz kalacak geriye. Kadını öldürerek yapacağım diyorsun anladın mı? Yani. Ya bunu bitiremiyorsun ama.
Yok, bu round bitmiyor bu hareketinden dolayı. Bribery kaç paraydı? Bribery kaç paraydı? Bribery miydi o aslında şey? Aslında bu round da bitebilir ha. Bribery 5 para, şu an alamıyoruz da. Bu round bitirmenin teknik olarak yolu var. 5 para. 9, 19 gold bulmamıza bakıyor. 19 gold bulamayız abi. Kızı alıp şu herifi eliminate ederim. 19 gold şöyle bulabiliriz belki, bilmiyorum, hesaplamadım da şey, estate'e girsek 4. 19 gold artı kız 5. mı? 19'un içinde kız var mı? Yok. 19, 2 tane kız için 19 toplam. 17. 19 gold lazım 19 iki kız için. 17, 11 lazım. 17 lazım. Aa, bu 8 9'du değil mi? 9 10 değildi. Tamam. 17 gold lazım. 8 var elimizde, 9 lazım. Mansion'dan 4 geliyor. 2 action'a 5 geliyor. Mansion'dan. Mansion'ı nasıl soyacaksın? Bir atak, bir ben soydum değil mi? Evet, bir kere vuracaksın, bir de soyacaksın. Biraz yol da tıkalı, öyle bir problem var. Şurada tag var. 5 veriyor. Burada tag var oğlum bak. Orada tag varı doğru dedin ha. Orada tag varı doğru. Burada dedin. Da bu var, gidemedik. Evet, olmuyor. Bu tur bitiremiyoruz. Gidemedik. Ben bu arada tag'ı da dövemiyorum. Yok, sen bıçakla bıçağını upgrade edeceksin. Evet. Tag'ı ben saplayacağım. Ondan sonra kızı gönderip sarıyı öldüreceğim. Kızı gönderip sarıyı öldüreceğim. Peki, bana yeni bir bıçak abi. Bıçak upgrade'i böyle oluyor abi. Bir damage'a daha ihtiyacım var ve bu tur almam gereken bir şey yok dediğinde oluyor bıçak upgrade'i. Kızım, şu herifi bir bitir de yakalamışken. Hazır, aynen. Şimdi benim bir victory point'e ihtiyacım var. Aynen, o da bir sonraki tur. Bu kadını öldürmek olabilir ama yani. Başkası da gelebilir bu kadını öldürmeye. Evet, onu öldürüyor. O kadın başka bir yere gidebilir, öldüremeyeceğimiz. Buluruz ama, sıkıntı Gang değil. Gang bile alamadım oğlum. Benim iki action'ım daha var. Para toplayayım o zaman. Ya, yanlış mı düşünüyorum? Gir bir yerlere, evet. Abi, bir tane lantern bulursan öyle de bitiriyoruz oyunu. Hani gir iki yere. Bakalım 6, 4. 5 olacak o bir sonraki tur. Evet, lantern bul bakayım. Nerede olur lantern? Şurada var mı lantern? Yok. Yok. Kaç action'ım kaldı? Şeyi bir action. Şey aç abi, sağ uçtaki yeri aç istersen. Warm Repair'ı. Ha, burayı diyorsun. Nerede bunun oradan yeri? İçime şurada galiba. Sen bulacaksın onu. Look at the shit the fuck. Yok be. Estate. Ya, ben buldum. Estate'den anlarım. Bak. Ha, dinlemiyorsun ki beni ya. Dinliyorum aslında. İnanıyorum o dediğine yani. İnanıyorum diye. Alacağız mı Gang Mag? Almayacağız. Şimdi kız parası çıktı. Başlık parası da denir. Gang mi? Gang alırız. Niye almayalım? Bas tabii Gang'i. E para o ama. Bir dahaki round kızın parasını nereden çıkaracaksın? Kız kaç? Kıza gerek yok ki bir dahaki round abi. Yani. Ha, bribery ile bitireceksin. Tamam, doğru be. Ben adam öldürmeye çalışıyorum hala. İki turda bribery ile bitirebiliyoruz. Bir turda Gang ve biz kadını bıçaklayarak zaten kadını öldürebiliyoruz. Hangi Gang'le? Kız. Senin 3 vuran Gang'in mi var? Satın alacağın Gang'le. O Gang kaç vuruyor abi? 1 vuracak. Bu kadın yaralı mı? Biz 2 vuruyoruz. Kız yaralı, kadın yaralı. Bu kadın yaralı. Hatta sen Gang'i al şimdi, şu mansion'a gir. Gang de 2 vurmaya başlasın gerekirse. Kadın yani yaralı, ilginçmiş. Oh yeah. Yeah. Sen şunu bir şey yapsana abi. Let's go. Kadın yaralıymış. Damage diyorum abi, ne olur ne olmaz. Damage'a bas şimdi, damage'a bas tabii ki. Kadını birisi iyileştirir, üstüne bir şey. Yani biz ya bu tur ya sonraki tur kesin kazanıyoruz oyunu artık, yani çok düşünecek bir şey yok. İşte yok, belli ki gidiyor ama bu arada yapacak bir şey var mıydı? Sonuçta bu oyun senin oynadığın gibi bir oynanıyor aslında, hani board game bu. Optimizasyonla ilgili bir şey. Daha bir şey bulabiliyor muyum diyorum ama bulamıyorum. Lantern bulamıyorum çünkü. Aynen öyle. Bir de fıt fıt. Bakalım hatun şeylerin arkasına doğru ulaşamayacağımız bir yere ışınlanacak. Soru o. Ulaşırsa da lantern. Aha. Ama kime geldi oraya o? Sister gönderdi. Nereye gönderdi Sister? Çok komik. Sister nereye gönderdi abi? Abi... Ha, kadına gönderdi. Şeye, tamam. Kadına sister gönderdi o. Bizim bir round'a daha ihtiyacımız var. Ama onu var. Sen aldın, yapacak bir şey yok. Biz şimdi lantern avlayacağız. Lantern bulabilirsem şu anda bitiyor mu?
Evet. Kaç para bir gerekiyor? Lantern bulursan oyun bitti. Bir lantern mi gerekiyor? Evet. Bir evden zarla lantern çıkması lazım. Üç tane zar atacağız. Birinden lantern çıkacak. Ne kadar ihtimal acaba lantern? Düşük bildiğim kadarıyla da. Estate'den çıkma ihtimali var diyordun. Oldu yani. Şu estate'i denesem buradan çıkma ihtimali oluyor diyordun. İçime doğmuştu. Şimdi doğuyor mu? Yani evet, o içine de girelim hadi. Hiçbir farkı yok abi nereye girelim. Burada ne var? Hayır, estate'de daha iyi oluyor dedin ya. Bana çok denk geldi estate'lerde. Onu diyebiliyorum. Oradan bir şey çıkmadı. Dövüyor, dövmek gerekiyor bunu o zaman. Ama döneceğine para gelecek. Saçma. O para gelecek oradan. Hani oradan şey gelse, çıksaydı. Aa, çıkmış zaten öbüründe. Dur bir dakika, bir dakika. Dur abi dur. Ne çıkmış? Tamam oldu, kazandık. Mı? Şeye basar mısın bir upgrade'lere? Oradan art critiğe tıklarsak o 2 alacak, 2 verecek. Yok tamam, yetmedi. 2 ilk round al gülüm ver gülüm yapabilir miyiz? 2 tane çıksaydı şey yapabilirdik de 2 tane çıkmadı. Ney? Art. Bir tanesinde canım, art biz Jewelry istedik. Jewelry verdi oyun. Şimdi bu saatten sonra sen de şey değiştirme. Dua değiştirilmez yolda. Evet peki. O zaman gir abi 2 yere daha. Random 2 yere zar atmaktan başka bir çözüm gelmiyor aklıma. Evet. Aslında bir önceki tur öbür Long Pig'e de iki tane adam şey gönderip yapabiliyormuşuz. Fark etmedik. Neyi gönderip? Ha, paramız yokmuş zaten. Urchin. Abi bizim hiç, evet doğru. Hiç paramız yok bizim ya. Biz ya, hiç parası olmayan evet. Birisileriz yani. Random hareketler yapıyorum. Aynen öyle. Ya, çıkmadı tamam. Altı. Sonraki tur oyun bizde zaten. Bu gitsin vursun bir yere abi bari. Bir tek burası var böyle. Strange Fellow'u çıkarsın. Yok yok, onu tut ha, da. Ha, çocuklar. Çocuklar boşaltın. Boşaltın. Çekil, çekil lan piç kurusu. Çekil. Şu an o şey target şans eseri 3 tarafından kapalı. Yani herife 2 action harcatacak o target'ı öldürmek için. 3 tarafı denizlerle çevrili yani. 3 tarafı denizlerle, 2 tarafı karalarla çevrili. Burası mı diyorsun target? Evet, bayağı evet. Var. Hala kazanabilir. Burayı temizleyip bir halt çevirirse hala kazanabilir bu arada. Kendi bir tanesine vurup öbürüne de şey yapması lazım. Yapabilir. 6 sister yollaması lazım. Ki canımıza minnet. Başka hiçbir şey yapamaz otur. Niye yapamıyor? Yani kazanma ihtimali var ha, bakma. Bir yere var charge'da abi, üçleyip. Tabii canım. Var yani, adam kazanıyor aynı anda. Aynı basacağız. Aynı anda kazanıyoruz. Yani biz şu anda end turn demeden yapacak bir şeyimiz yok mu onu düşünüyorum. Yok galiba ve bu iyi değil. Herif şu anda oyunu kazanabilir. Biz de yani kazanabiliriz çünkü zaten. Tamam. Ne? Purchase'ını yapmamış. Evet. Yani ne yapacağım ki abi? Yani buradan da ne seçilir? Bir şey değiştirir mi herhangi bir şey seçmek? Bu round ya o yok. Bitirecek ya biz bitireceğiz abi. Lanterne bas abi sen, ne olur ne olmaz diye. Ha, charity'den lantern yani alıyorsun. Çocukları çıkarır hepsini. Evet, adam bir yerden gelir o iki şeyi de evikt ederse ağlamayalım. Tamam, doğru söylüyorsun. İki çocuğu da evikt ederse, hani kendini buna adarsa gerçekten. Evet. Bence gol bu, olur çünkü onu bence yapar. O kadar çabalamak yerine oyunu bitirmeye çalışsa daha doğru olur. Ha, bu oyun zaten biz tur sonunda alıyoruz ya. Onu bile yapamıyor doğru. Yok, alakası şeyler yapıyor. 9 science bu arada tamam. Az değil. Bayağı science'a iyi abandık biz bu kadar. Bak çıkart çocukları. Vallahi çıkarttı. Yetiyor muydu yine de bize? O çocuk yetiyordu. Aşağıdaki halfwick değil mi bizim asıl? Abi zaten onların puanını aldık biz. Turu sonunda alıyoruz, başında değil. Ben geldi o zaten. Doğru tamam. Biz onu cep dedik zaten. Hadi bitti. Al sana. Victory! Gashford, kasap olmuşsun. Ben sana kasap olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Değil mi? Kasap olmuşsun ama aynen. Adam olamamışsın. Yalnız bu round adam oyunu kazanırdı. Evet. Herhalde kazanırdı yani. Galiba kazanıyordu. Dediğin gibi bu oyunu ilk oynadığında insan mutlaka baştan oynar. Çünkü ilk baştan beri oynadığımız 7. senaryo mu? Bu galiba 6. ya da 7. senaryo. Oyunun başından beri oynadığımız oyundan çok farklı bir oyunmuş bu. Yani mutlaka burada duvara çarparsın.
Evet, Rush ediyorlar burada. Evet, o Rush'ı yaşamadığımız için rahat rahat oynadık biz hep bugüne kadar. Bu Rush oyununu ilk defa görüp duvara çarparsın. Serbilant'la oynadığınızda çarpmışsınız zaten. Serbilant beceremediği için, evet. Ama sen görmüşsün. İyi ki uyardın. Yoksa hani belli ki oyunu ilk defa oynayan adam burada bir oyunun bu aspekti, çünkü bana şey gibi gelmeye başlamıştı ilk 5 mission'dan sonra. Çocukları doldur, piç kuruları ne topluyorsa toplasın, snowball'a dönüş. Ama evet, benden daha snowball olabilen bir oyun ilk defa gördük. Sen uyarmasan yemiştim snowball üstüme. Hiç çözüm yoktu yani. Kaç round'da kazandık oyunu? Abi 8'de mi ne kazanıyor oyun? Hooking, Scout, Gang, 3, Dagger, 4, 5, 6, 7, 8. Buranın ortasını almadık değil mi galiba? Yok. 8, Research, 9, 10. 10. round abi bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane research bastım ben. Bir roundta bir tane olduğuna göre bu. 11 tane abi. Bir kere de lanterna bastık. Onu saydım. Okey, tamam o zaman. 10. roundta kazanmışız oyunu. 11'de o kazanıyordu zaten. Peki. Tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. Sinan gelmiş. Hoş gelmiş. Aynı zamanda Türkiye'ye de gelmiş galiba. Hoş geldin Sinancığım. O diyor zaman ki, Sinan gelir, hoş gelir isimli türküyü söylemek istiyorum. Ama içimde kötü bir his var adlı bir şeye geldik abi, bölüme geldim. Gashford düşmedi tabii. Biz ne yaptık? Gashford'u dövmedik. Gashford'un yancılarını dövdük. Gashford büyümeye devam ediyor diyor. Ben de artık inside job. İçeriden adam araklamaya çalışıyorum abi bu sefer. Evet. Gashford'un adamlarından birini tavlayacağım. Artık nasıl yapacağım bilmiyorum yani. 5 dakika mola verip geleceğim. Gashford'un adamlarından birini kandıracağım.